Ve Türkiye'nin gözünü çevirdiği bir başka dava, Gar katliamı davası. DEAŞ'ın bombalı saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti. Tutuklu sanık Erman Ekici hakkında istenen ceza belli oldu. Ekici hakkında toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Bunun hesabını versinler! Tarih 10 Ekim 2015. Cumartesi günü Ankara şiddetli patlama sesiyle sarsıldı. Terör örgütü DEAŞ, gar önünde toplanan kalabalığı hedef aldı. Bombalı saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi. O gün Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası tekrar görülen gar katliamı davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Onu tutuklu 26 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Önce beyanlar alındı, ardından savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanık Erman Ekici'nin anayasal düzeni ihlal suçundan 1, 101 kişiyi kasten öldürme suçundan da 101 kez olmak üzere toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ekici'nin 379 kişiyi kasten öldürme teşebbüs suçundan da 6822 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar içinse kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanık Ekici savunmasını hazırlamak için süre istedi. Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Duruşma ise 26 Haziran'a ertelendi. Malatya'da vicdansız bir drone operatörü. Üstelik 23 Nisan günü. Okul bahçesinde 9 yaşındaki çocuğa dayak attı utanmadan. Aslında çocukların coşkusunu drone'la havadan görüntülemek için oradaydı. Fakat belli ki görevini tam anlamamış, sudan bir sebepten dolayı çocukcağıza tekme attı. Önce balona tekme attı, sonra da çocuğa. 23 Nisan'da çocukların bayramında okul bahçesinde çocuğu dövdü. Görüntüler Malatya'dan. Pütürge Yatılı Bölge Okulu'ndan. Okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları vardı. Belediye çalışanı, drone operatörü de kutlamalar için oradaydı. 9 yaşındaki bu çocuk yerde drone'un üstüne düştü. Vicdansız adam balonun ardından çocuğa tekme attı. Çocuk yere düştü. Vicdansızsa onu kaldırmak yerine drone'a baktı. Çevredekiler çocuğun yanına koştu. Ailesi çocuğu hastaneye götürdü. Darp raporu aldılar. Şikayetçi oldular. Dayakçı drone operatörü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.